anlatıyor. Allah rahmet. Kendi standartları bozulmasın diye kendisine Allah rızası için borç veren insanların canını yaktı. Abdülmetin Hoca anlatıyor. Allah rahmet eylesin. Çok eski tanıdığım bir arkadaşım diyor. İşleri bozuldu. Bazı hatalar yaptı. Sonra borç arıyor. Kimse borç vermiyor. En son beni aradı. Öyle yalvarıyor ki, öyle yalvarıyor ki. Normalde benim çapımın üstünde bir borç talebi var. Yani ben 10 bin lirayı bulabilirim kendi imkanlarımla. Ama benden 100 bin lira istiyor, 1 trilyon istiyor. En son dedi ki, hocam 3 günüm var. Eğer bu 3 gün içerisinde ben bu parayı bulamazsam, yemin ediyorum İsmail Han'ın kapısına kendimi asacağım demiş. Adam böyle diyor. Metin Hoca diyor, 3 gün gözüme uyku girmedi. Tanıdığım adam. Etrafımı kolaçan ettim, yalvardım, yakardım, o parayı topladım. Bana sözü var diyor, 2 ay içerisinde parayı teslim edecek diye. Ben de inandım. Parayı aldıktan sonra adama bir daha ulaşamadık diyor. Aylarca göbeğim çatladı. Ben onu o zor durumdan kurtarmak için milletten borç aldım. Sonra çok zorluklar çektim diyor. Aile saadetim sarsılmaya başlandı sırf ondan sebep. Şimdi artık kendi kendime şunu dedim diyor. Metin Hoca, bundan sonra biri seni ararsa, kendimi İsmail Han'ın kapısına asacağım diye ararsa, artık diyorum hemen mi asacaksın yoksa bir hafta falan bekleyecek misin? Hemen derse bir kul huvallah, bir Fatiha, üç kul huvallah, ama bir hafta beklerim derse Yasin de okurum. Eğer 1-2 ay bekleyecekse hatim de okurum sana, ama para yok kardeşim. Bunu yaptıran, bu bizim yanlışımız. Şimdi bedel ödüyoruz. Şimdi bedel ödüyoruz. Onun için faiz her tarafa bulaşmış durumda. Allah Celle Celaluhu bütün teklifleri koşulsuz kabul etmeye, yaşamaya, tatbik etmeye bizleri muvaffak eylesin. El-Fatiha.